Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sunar. Efendim EkoTürk televizyonları ekranlarından herkese bir kez daha merhaba, hoş geldiniz. Ben Erhan Can Umut ve Para Töner programıyla programlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Yoğun bir hafta içerisinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tabii ki hem Avrupa cephesi hem FED hem de yurt içi piyasalar özelinde önemli gündem başları var. Tabii ki bu gündem başlarının ayrıntılı bir şekilde değerli konuklarımızla masaya yatıracağız, konuları değerlendireceğiz. Ama konuklarımıza geçmeden önce araştırma uzmanımız Büşra Bingöl'e dönüş yapıyorum ve sözü Büşra Bingöl'e bırakıyorum. Teşekkürler Erhan Umut. 25 Haziran Salı haftanın ikinci işlem günündeyken ve dediğimiz gibi yılın ilk çeyreğinin son haftasını bulmuş olduğumuz sürece zarfı oldukça yoğun bir gündemi gün be gün ardımızda bırakıyor. Ancak yansımalarını ve geleceğe dair ipuçları vermesi adına hemen hemen her gün ayrıntılarını siz değerli izleyenlere aktarıyoruz. Bu noktada paylaşıyoruz. Peki bu doğrultuda merkez bankalarını ele alacak olursak gevşeme dalgası hangi taraflarda başladı ya da hangi taraflarda başlama eğiliminde. Öncelikle yoğun geçen merkez bankalarının kararlarını karşıladığımız günleri takvim itibariyle geride bırakmış olduk ve bu özelde başta İsviçre Merkez Bankası son 3 ayda gerçekleştirdiği ikinci faiz indirimiyle birlikte küresel para politikalarında gevşeme trendine öncülük etmiş oldu ki Avrupa Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası da İsviçre Merkez Bankası'nı takip ederek benzer adımlar attı. Şimdi biraz daha ayrıntılara yer verecek olursak öncelikle yılda 4 kez para politikası toplantısı yapan İsviçre Merkez Bankası Mart ayında gerçekleşen 2024'ün ilk toplantısında politika faizini beklenmedik şekilde 25 bas puan kadar düşürmüş ve yapılan açıklama doğrultusunda ise politika faizinin %1.50'ye indirildiğini belirterek para politikasının gevşetilmesi son 2,5 yıl kadardır enflasyonla mücadelenin etkili olması nedeniyle mümkün olmuştur değerlendirmesine yer verilmişti ki ayrıca yine belirtmek gerekirse İsviçre Merkez Bankası para biriminin değer kazanmasını da göz önünde bulundurarak faiz indirimi kararı aldığını vurgulamıştı. Öncesine dönüp hatırlatmak gerekirse ancak tabii ki bu noktada beklentiler İsviçre Merkez Bankası'nın politika faizini %1.75 seviyesinde sabit tutacağı yönündeyken asıl sürpriz 9 yılda gerçekleşen ilk faiz indirimiyle birlikte bu yönde olmuş olmasıydı. Tabii bu noktada ek olarak Macaristan, Çekya ve İsveç gibi ülkelerinde merkez bankalarının politika faizini düşürdüğünü de belirtirken peki genel hatlarıyla diğer merkez bankalarında güncel durumlar ne olmuştu? Hemen aktaracak ve ayrıntılarını paylaşacak olursak şu anda da ekranlarımıza yansıdığı üzere FED beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesine tutmuş ve yine baktığımız enflasyon tahmini yükselirken bu sene için faiz indirme beklentisi de 3'ten 1'e inmişti. Tabii ki bu doğrultuda Powell'ın konuşmaları da oldukça öne çıkıyordu. Hatırlatmak gerekirse tabii ki sıkı para duruşuna devam ettiklerini belirten Powell, bugün pek çok kişinin beklediğinden daha iyi bir enflasyon verisi gelmiş olmasına rağmen bir verinin yeterli olmadığını vurgulamıştı. Aynı zamanda tabii ki yine baktığımızda iş gücü piyasasına rahatsız edici bir zayıflama görürsek ki bu müdahalede etmeyi de düşüneceğimiz bir durumdur olarak vurgulamıştı. Enflasyon baskıları aşağı geldi. Ancak konut hariç hizmetlerde enflasyon hala yüksek bir durumda olarak ilerletmişti konuşmasını Sayın Başkan Powell ve hala ilk kez faiz indirimi ekonomi için oldukça önemli bir karar. Ekonomi sağlam kalır ve eğer ki olur da enflasyon devam eder ise faizleri gerektiği süre zarfında olduğu yerde tutacağız demişti ve kararlarımız toplantıdan toplantıya vermeye devam ederken tahminleri de yüksek güven duymuyoruz şeklinde konuşmasını gerçekleştirmişti ki aynı zamanda yüksek enflasyon noktasına hemen bir parantez açalım. FED yetkililerinin faiz projeksiyonlarının ötelemelerine de yol açan bir durumdu. Projeksiyonlar noktası da 3 ayda bir yenilenen tabii ki grafiklerimizde karşılamıştık bir önceki FED kararı itibariyle diyoruz.
Peki FED tarafının hemen ardından İngiltere tarafları olmuştu efendim. İngiltere Merkez Bankası da piyasa beklentileri doğrultusunda politika faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesinde yani 5.25'te tutmaya devam etmişti. Sabit bırakmıştı ki şöyle bir ayrıntı vardı. İngiltere'de %2'lik enflasyon hedefine ulaşılmasına rağmen ki bu konuyu da ele almıştık. Enflasyon ve faiz patikasına ilişkin korelasyonu ayrıntılarıyla paylaşmıştık sizlerle birlikte. Piyasa beklentileri doğrultusunda politika faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesine tutmaya devam etmişlerdi. Tekrarlayacağımız üzere enflasyon hedefine ulaşılmasına rağmen. Peki Brezilya Merkez Bankası'nda karar ne yönde olmuştu? Faiz indirim sürecine ara vermişlerdi ve gösterge niteliğindeki borç verme faiz oranını %10.50 olarak bırakmışlardı ki zaten baktığımızda şu anda piyasa beklentisinde faizin değişmeyeceği yönünde olduğunu da belirtmek istiyorum. Politika yapıcılar da bu noktada borçlama maliyetlerini 2023 yılı Ağustos ayından bu yana tam tamını 325 baz puan düşürmüş oldular. Tabii ki Brezilya Merkez Bankası'nın vermiş olduğu son karar neticesinde. Ardından Norveç Merkez Bankası'na baktığımızda ise gösterge mevduat faizini beklentilere paralel olarak %4.5 seviyesinde sabit bırakmışlardı. Hemen yönetmemizden rica edelim. Merkez bankalarına ilişkin ikinci grafiğimizi şu an ekranlarımıza yansıttığımız takdirde Çin Merkez Bankası çıkıyor karşımıza. Tabii ki o da oldukça gündemde lanse edilen bir bankaydı. Piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmemişti efendim Çin Merkez Bankası ve 1 yıllık kredi faiz oranını %3.45'te tutarken 5 yıllık kredi faiz oranını da değiştirmeyerek %3.95'te yine sabit bırakmıştı. Yani baktığımızda her iki oranda Şubat ayından bu yana değişim göstermemiş oldu Çin Merkez Bankası'nın vermiş olduğu karar neticesi doğrultusunda. Avustralya Merkez Bankası tarafından sonuçlanan politika toplantısında ise faiz oranında değişikliğe gitmeyerek faiz oranını 2023 yılının Kasım ayından bu yana yani geçen yılın son aylarından itibaren 4.35 seviyesine yine sabit bıraktığı kararını karşılamıştık. Karar itibariyle bu noktada ise yine banka enflasyonun beklenenden daha yavaş düştüğünü ve hala daha aslında yüksek seyrettiğini belirterek faiz oranlarını daha da artırabileceklerini açıkça belirtmişlerdi yapmış oldukları açıklamalar doğrultusunda ki yine baktığımızda ekonomik aktivite tarafında da bir yavaşlamanın olduğunu ve tüketici harcamalarının da zayıf olduğuna da özellikle vurgu yapmışlardı. Bu süreçte gözlemciler, ekonomistler tarafındaki neticeye baktığımızda ise Temmuz ayında açıklanacak ikinci çeyrek enflasyon verilerinin politika sıkılaştırılmasına yol açılabileceğini düşündüklerini belirtmişlerdi ki bu süre zarfında da oldukça az bir zaman dilimi kaldı. Son olarak Kanada Merkez Bankası ise 4 yıl sonra ilk kez yine faiz indirimine giderek politika faizini %4.75'e düşürmüştü. Efendim diyoruz tabii ki bu noktada hemen takvim tarafına değindiğimiz noktada çünkü merkez bankaları tarafından karşılanan olası güncel gelişmelerin hepsini bu şekilde aktarmış olduk ve geride bırakmış olduk. Oldukça yoğun bir zaman dilimiydi. Peki önümüzde bizleri neler bekliyor? İlk başta öncelikle küresel tarafa değindik tabii ki ancak yurt içerisi tarafta 27 Haziran Perşembe günü saat 14'te öğleden sonra saat 2'de Merkez Bankası'nın faiz kararı mevcut. Ki baktığımızda yine FED tarafından 31 Temmuz işaret ediliyor. Ancak bu noktada hemen ilerlemeden önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ilişkin beklenti anketimiz de tabii ki mevcut. Bu konuyu da Perşembe gününe biraz daha yakınsamış olduğumuz bir süre zarfı içerisinde ele alıyor olacağız hep birlikte. Reuters üzerinden ankete şu an bakmış olduğum takdirde faizde bir değişimin olmayacağı yönünde beklentiler mevcut ki konuya ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları da mevcuttu hatırlatacağımız üzere. Faiz atacağımız adımlarla birlikte enflasyonun son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız diyordu Sayın Erdoğan. Bunu da bu noktada aktarmış olalım. Ancak anket doğrultusunda incelediğim takdirde şöyle dikkat çekici bir husus mevcut. Yurt dışındaki ekonomistlerle yapılan anket doğrultusunda merkez bankalarını baz aldığımızda genel perspektifte ve genel çerçevede bir faiz indirimi sürecinin başlanacağı düşünüyor efendim.
FED tarafından gelecek kararın 31 Temmuz'da olacağını söylemiş olduk. Avrupa Merkez Bankası tarafından ise yine son açıklanan karar ardından 18 Temmuz işaret ediliyor. İngiltere Merkez Bankası ise 1 Ağustos olarak güncellemiş olarak takvimini karşımıza çıkarıyor. İsviçre Merkez Bankası tarafında yine 26 Eylül işaret ediliyor. Avustralya Merkez Bankası yine 6 Ağustos. Kanada Merkez Bankası 24 Temmuz'da açıklayacak faiz oranı kararını. Japonya Merkez Bankası tarafında ise 31 Temmuz takvimde yine karşımıza çıkan tarih bazında ilerlerken Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın ise yine 26 Temmuz'da faiz oranı kararını açıklayacağını belirtelim. Hindistan Merkez Bankası ise 8 Ağustos'ta kararını açıklarken son olarak ise Brezilya Merkez Bankası da 31 Temmuz'da yine faiz oranına ilişkin güncel rakamlarını açıklayacak merkez bankaları arasında diyoruz. Evet sevgili Eren Can Umut, merkez bankalarına ilişkin tüm ayrıntıları sizlerle beraber paylaşırken gelecek odaklı tarihsel takvimi de sizlerle birlikte paylaşmış olduk. Bu noktada sözü sana ve çok değerli konuklarımıza bırakıyorum. Evet efendim, araştırma uzmanımız Büşra Bingöl'ün ayrıntılı katkısı için kendisine çok teşekkür ediyor ve biz hiç zaman kaybetmeden değerli konuklarımızla sohbetimize başlıyoruz. Evet efendim, programımızın birinci bölümünde bize eşlik edecek değerli konuğumuz Sipay Hazine Müdürü sevgili Eren Kuru olacak. Eren merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Eren, şimdi bize biraz yurt dışındaki fintechleri anlatmanı rica edeceğim. Çünkü tabii ki fintechler ne iş yapıyor, nedir, ne değildirden ziyade daha çok ekonomik boyutu önemli olan. Çünkü çıkarttıkları tahvil ihraç süreleri nasıl, çünkü an itibariyle fintechler, işte yapay zekadan tut da diğer fintechlere kadar bir sürü, bir geniş bir haznesi var. Dolayısıyla oldukça canlı bir sektör. Dolayısıyla bu sektörün, fintech sektörünün tahvil ihraçlarına ilişkin süreç ve ihraçlara gelen talebi merak ediyoruz. Senden bunu biraz dinlemek isteriz. Tabii ki de. Aslında yılbaşından bu yana bir bakış açısıyla ilerlemek istiyorum. Aslında yılbaşından bu yana toplamda bir 6 ayı kapaca tamamladık diyebiliriz. Bu 6 aylık süreçte bir toplamda 60 milyar dolarlık bir ihraç gerçekleşti. Tabii hani fintech dediğimiz zaman aklımıza bizim genellikle PayPal, Visa, Mastercard gibi ödemeler geliyor. Yani ister istemez, çünkü çok büyük şirketler ve uzun zamandır piyasadalar. Buna paralel olarak pek çok fintech şirketi kuruldu. Aynı pazar payında yer alıp aynı toplamda yapılan iş hacmi olarak, yapılan iş kualifikasyonu olarak hemen hemen aynı işlemler yapılıyor ve daha da farklılaşmaya başladılar tabii bunlar. Bunlar fintechler toplamda yılbaşından bu yana tahvil ihraçların getirileri toplamda ABD, sen yayınlar çok kez dile getiriyorsun, ABD veri meclisi bazında neler gördük, nerelere şekillendi tarzında. Aslında toplamda 8 ihraç gerçekleşti. Bu 8 ihraçların toplam büyüklüğü de demin söylediğim gibi 60 milyar dolar civarında. Tabii bunların büyük bir
pastadan payını Visa, Mastercard ve American Express alıyor. Fintechler daha küçük yer alıyor. Fintechlerin ihraç kısmında da büyüklükleri kabaca 1 milyar dolarla 1,5 milyar dolar arası. Geri kalan şirketlerde hani halka açık olmayan ve sadece tahvil ihracı gerçekleştiren fintechlerde kabaca bu ihraçların büyüklüğü 1 milyar doların altında. Peki ortak özellikleri neler bu fintechlerin ihraç ettiği tahvillerin? Genelde bizim hani Türkiye'de, globalde gördüğümüz tahviller geleneksel tahviller. Kuponlu, kuponsuz, vade sonunda ödemesi gerçekleştiren değişken faizli tahviller görüyoruz Türkiye'de ve yurt dışında ağırlık olarak. Fintechler genelde hisse senedi dönüştürmek tahviller ihraç gerçekleştiriyorlar. Yani bizim aslında bunlar Sasa Polyester'de, biz bunlar Türkiye piyasasında bir kere gördük. Pek çok yatırımcı neden, hani bu fiyatlama nasıl gerçekleşiyor, yani bu fiyatlama hisse paralel mi değil mi gibi küçük küçük fiyatlamalar da soruluyordu bundan 3-4 yıl önce. Şu an eski popülerliği olmadığı için şirketin şu an o da yani dönüştürebilir tahvil kısmında da bir miktar geri planda kaldı diyebiliriz. Şimdi bu dönüştürebilir tahvili küçük bir parantez açıp anlatmak isterim. Ya genelde fintechler özelinde bu yoğunlukla tahviller gerçekleşti daha doğrusu. Genelde 4 yıllık ve 5 yıllık ihraçlar ve hisseye linkli ihraçlar olarak gerçekleşiyor. Nasıl? Matematiği nasıl işliyor bunun? Örnek vermek gerekir ise 3 ayda bir kupon ödemesi var. Normalde tahviller 6 ayda bir ya da 3 ayda bir çok sık tercih edilen bir tahvil değil, yurt dışında ihraç olan tahviller. Genelde 3 ayda bir ve 4 yıl ya da 5 yıl ihraçlı tahviller oluyor ve vade sonunda sizin oluşabilecek tahvilden oluşabilecek bakiyeniz direkt hissedar olarak siz yansıyorsunuz. Yani vade sonu siz vade başlangıcında kredi veren kısmında yer alıyorken vade sonunda sizin kredi verdiğinizdeki oluşabilen bakiyeyle hissedar olabiliyorsunuz. Örnek vererek devam etmek istiyorum. Örnek veriyorum, XYZ şirketi. Hissenin fiyatı 10 TL ya da 10 dolar. O esnada da ihraç olan tahvilin fiyatı da 100 TL ya da 100 dolar. Hissenin fiyatı 10 TL'den ya da 10 dolardan 11 dolara evrildiği zaman, yükseldiği zaman tahvilin fiyatı da o şekilde yer alıyor. Genelde bu büyüme odaklı şirketler bunu ihraçlar gerçekleştiriyor. Bu yüzden fintechler buralarda bir miktar pozisyonlanma yaptılar borçlanmalarda. Peki yatırımcılar bu fintech, örnek veriyorum, büyük Visa'ya ya da bu işte piyasa değerleri 10 milyar doların üzerinde olan şirketlere yatırım yapabilirler mi? Hissesi olmayan, hissesi ihraç olmayan şirketlere yaparlar. Ama bunda da nitelikli yatırımcı olmak lazım. Peki nitelikli yatırımcı olduğunuz zaman siz, örnek veriyorum, Bloomberg terminalinde XYZ şirketinin hisseye çevirebilir tahvilini 102 dolarla 103 dolar arasında bir alış satış fiyatı görüyorsunuz. Ama tahvil, özellikle yurt dışı tarafındaki tahvil fiyatı hisse senedi gibi işlem görmüyor. Daha çok OTC dediğimiz, over the counter dediğimiz işlemde over the counter dediğimiz işlemler dolayısıyla piyasadaki bir miktar işlemler gerçekleşiyor diyebiliriz. Nasıl oluyor peki bu? Örnek veriyorum, sizin bir tane şirketiniz var, aracı kurup, benim de bir tane ben de yatırımcıyım. Ben 103 dolarla diyorum ki, ya Eren Bey, benim 103 dolarla bir hani fiyatı görüyorum, almak istiyorum. Ama siz o 103 dolarla alamıyorsunuz. Çünkü Londra'ya gidiyor, Hollanda'ya gidiyor, Luxemburg'a gidiyor aracı kurum. Oradan en iyi fiyatı almaya çalışıyor. Tabii oradaki alabildiği en iyi fiyat da 103 dolar değil. 104 dolar, 105 dolar oluyor ve arasına komisyon koyarak daha da yüksek fiyatlara geliyor. Yani örnek şunu söylemek isterim. Siz 103 dolarla aldığınız getiriyi 105-106 dolarla olarak daha az getiriyle elde edebiliyorsunuz. Siz burada aslında getiriden ziyade hisse senedinde, yani dönüştürebilir tahvili yatırım yaptığınız zaman aslında siz getiriye değil, ileride oluşabilecek fintechlerde oluşabilecek değerlemeden kaynaklanan hissede değer artışına siz aslında
yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu değerleme artışından dolayı bu tahvile pozitif yansıyor. Tahvile pozitif yansıdığı için yatırımcı da oradan kar payı ya da kar sağlıyor diyebiliriz. Peki şunu da hani hazır bu tahvilleri gelmişken hani Türkiye'de bu küçük bir parantez açıp Türkiye'de bu süreç nasıl işliyor? Aslında Türkiye'de fintechler adı üstünde çok çok büyük hani yatırım alıyorlar. Yurt dışından işte venture capital'larla yatırım alıyorlar. Diğer bankalardan kredi kullanabiliyorlar, yurt dışından kredi kullanabiliyorlar, yurt içinden kredi kullanabiliyorlar. Ama bir hani sermaye piyasası araçlarına bir aksesleri yok. Yani bir bonoya çıkmıyorlar, örnek veriyorum yurt dışından sendikasyon kredisi almıyorlar, ülke kredisi almıyorlar, EBRD'den ya da LGBW'dan. Bunları önümüzdeki süreçlerde Türkiye'de görebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle 2025 ve sonrası. Sen zaten yayınlarda çok kez dile getirmiştin. Hatta Twitter'da, sosyal medyada, Instagram'daki hesabında çok kez dile getirmiştin. Yani 2025 ve 2026 yıllarında bizim Türkiye için özellikle kredi tarafında, kredi riski tarafında bir miktar daha aşağıya gelmesi ve aşağıya gelmesiyle birlikte de hem Türkiye'deki özel sektör tarafında ihraçlar hem de küçük, orta ve büyük işletmelerin yurt dışından sağlayabildiği kredide maliyeti düşecek. Böylece fintechler aslında biz KOBİ olarak düşünebiliriz. Hani büyüklük bazı olarak bir Tüpraş ya da bir Ford Otosan gibi büyüklükte şirketler değiller. Ama ilerleyen süreçlerde 2025 ve 2026'da biz bu yurt dışı kredi aksesini çok rahat bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Diğer taraftan da hani şey sözünü ballı keseceğim. Hani orada soracağın soruyu az buçuk kestirdim. Bir de yurt dışında bir 13 tane halka arz olan fintech'e şey yapmak isterim. Küçükçe değinmek isterim. Çünkü halka arz olan fintechler dünyada pek yok. Toplamda 13 tane şirket var aslında halka arz olmuş şirket. Peki bunlar nasıl bir finansalları nasıl ve borsaya yansımaları nasıl? Yani endeksteki performansları nasıl? Bunların da ortak özellikleri, bu 13 şirketin ortak özellikleri ya Nasdaq'ta ya da New York Stock Exchange dediğimiz Amerikan borsasında işlem görüyorlar. Bunların toplam piyasa değerleri demin söylediğim işte Visa, Mastercard, American Express gibi şirketleri kenarda tutarsak ortalama piyasa değerleri 10 milyar dolar ve 15 milyar dolar arasında gidip gelmekte. Peki finansalları nasıl? Ya bir analiz gözüyle bakmak gerekir ise aslında bakmak gerekmek ise kabaca aslında 5 tane rasyo var. Bir tanesi özür dilerim, sermayenin öz karlılığı, yatırım yapılabilen sermayenin kazancı, EBITDA'nın faize karşı hassasiyeti ve Altman Z-Score dediğimiz finansal risk durumları, finansal sağlığı aslında bizim FinDex dediğimiz ve global çapta da bunda Altman Z-Score deniyor. Buna kabaca baktığımız zaman aslında bütün fintech şirketlerin karlılığı %10'un üzerinde, dolar bazlı tabii konuşacak olursak gerçekten güzel. Borçluluğu diğer sektörlere göre daha düşük, kredi aksesleri daha yüksek çünkü finansal bir kurum olduğu için ve bu kurumda daha fazla ilerledikleri için diğer bankalarla temasları daha fazla yüksek olduğu için bir miktar daha kredi aksesleri diğer özel sektör şirketlerine göre daha yüksek oluyor tabii ki de. Ve bu yüzden kredi skorları ve iyi yönetebilen hazinesi de iyi bir yönetici ise kredi skorları bir miktar daha düşük olabiliyor. Toplam ve bu 5 rasyoya da baktığım zaman azıcık da sağlıklı ve pazar payları güçlendikçe bu sağlıklı finansalları daha da ağır ve oturaklı olacak ve olmaya devam edecek diye düşünebiliriz. Peki bu süreç içerisinde karşımıza hani neler çıkabilir? Yatırımcılar ne gibi hisselerinde mesela bu örnek verdiğimiz bu 3-13 tane şirkete yatırım yapabilir mi hissesinden? Elbette yatırım yapabilir. Ama biliyorsun ki hani Nasdaq'ta bu yıl hani rekorlar üzerine rekorlar gördük. Bu rekorlar sadece hani tüm genele yayıldı mı yoksa yayılmadı mı? Aslında 7 tane şirket var. Bu 7 şirketin üzerinde Nasdaq iyi performans gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Son 3 günlük düzeltmeyi
kenara koyarsak tabii. Bu 7 şirketi çıkartırsak tüm şirketler aslında ne kadar sağlıklı olsalar da borsa performansları o kadar iyi değil. Bu 13 tane şirket de diğer bu 7 şirkete göre finansalları ne kadar sağlıklı olsa da yönetimleri eski FED'den gelmeler, FED'in board'undan yani yönetimden yani çıkıp bu fintechlere gelenler oldu. Goldman Sachs'tan, Morgan Stanley'den çıkıp bu fintechlere geçiş sağlayanlar oldu. Ama siz ne kadar iyi bir kurum olup, ne kadar da finansallarınız iyi olsa da borsadaki performanslar bir o kadar iyi yansıtmıyor. Sadece borsada iki tane şirket pozitif ayrışmış bu 13 şirket içerisinde. Bir tanesi Visa, bir tanesi Mastercard. American Express bile o kadar son 3 yıl içerisinde pozitif bir performans göstermemiş. O yüzden yatırımcılar bu fintech tarafında yatırım yapacaklar ise genelde yani hisse tarafında değil de daha çok kredi veren tarafta ve kredi veren tarafta olup büyüme potansiyeli olan şirketlerde bir miktar yatırım yapabilir. Yani kredi riski alabilir diye söyleyebilirim. Kabaca özetlemek gerekirse. Evet efendim, Sipay Hazine Müdürü Eren Kuru'ya değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Fintech'leri, özellikle de finansal durumları ve tahvil ihtiyaçlarına ilişkin ayrıntılı bilgileri kendisinden aldık ve kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam edecek. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Para Töner programının ikinci bölümü kısa bir reklam arasından sonra kaldığı yerden devam ediyor ve ikinci bölümdeki değerli konuğum Baştürk Finansal Danışmanlık kurucusu sevgili Rıdvan Baştürk bizlerle beraber olacak. Rıdvan merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Erencan, iyi yayınlar. Rıdvan, bugün seninle bir değişiklik yapalım dedim ve Avrupa Merkez Bankası'nı konuşalım istedim. Bu radikal değişikliği umarım bünye kaldırabilir diye düşünüyorum. Rıdvan, şimdi 25 baz puanlık faiz indirimi geldi. Bundan sonraki süreçte de faiz indirimi gelir mi tarzında ciddi bir beklenti var iken siyasi atmosferin bir anda Avrupa cephesinde değişmeye başladığını gördük. Bu hafta pazar günü Fransa'da birinci tur seçimleri var ve aşırı sağ olarak lanse edilen Le Pen'in kazanma ihtimalinin çok ama çok kuvvetli olduğuna ilişkin bir beklenti var. Dolayısıyla aşırı sağın kazandığı bir senaryo. Ekonomik projeksiyonları nasıl değiştirir? Avrupa Merkez Bankası'nın öngörülerini değiştirir mi? Faiz beklentileri ne gibi bir süreci evrilir? Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Erencan, istersen şöyle bir ufaktan bir geçmişe gidip öyle geleyim şu anki gündeme. Avrupa Merkez Bankası işte Haziran ayındaki toplantıda faiz indirimi yaptı. Bu beklenti aslında benim açımdan çok öncelerden gelen bir konu. Seninle de hep bu konuyu konuştuğumuz için yayında öyle açtın. Biliyorsun ben ilk faiz indiriminin Avrupa Merkez Bankası'ndan geleceğini çok öncelerden söyleyen biriyim. Çünkü görünen bir süreç vardı açıkçası. Çok da sürpriz bir durum değil. Çünkü Avrupa'nın ekonomik dinamikleri ve siyasi yapısı yüksek faiz oranlarını uzun süre sürdürebilecek bir yapıya sahip değil açıkçası. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki enflasyonun aşağılara gelmesi, %3'ün altına sarkması faiz indirim sürecine destekleyen bir niteliktedir. Ama ben asıl motivasyonum biraz daha ekonomi tarafındaki ivme kaybının önüne geçmek olarak değerlendiriyorum açıkçası. Bu siyasi krizler yaşanmadan önce zaten faiz indirim beklentim vardı. Bu yaşanan süreçlerde tabii bu faiz indirim politikasını veya yeni süreci hızlandırıcı bir yapıya sahip olacaktır. Geçen hafta PMI verileri geldi Avrupa'da ve çok zayıf. Son 4-5 ayın en düşük seviyelerine tekrardan inen bir PMI gördük ki PMI verileri Avrupa ekonomileri için belirleyicidir ve piyasa bunu genel olarak çok göz önünde bulundurur ve fiyatlara yansıtır. İşte Almanya'nın, Fransa'nın,
PMI'ları çok düşük seviyelere geldi. Ekonomi tarafında da bir bozulma söz konusu diye düşünüyorum. Siyasi tarafta tabii o da son dönemde sürpriz bir şekilde masaya geldi ve gerçekten belirleyici konulardan biri oldu. Bence işte gelecek haftalarda, aylarda, yıllarda sürekli olarak bu konu ciddi şekilde gündemimizde olacaktır diye düşünüyorum. Bundan çok uzun yıllar önce sohbet ortamında ben sürekli işte Avrupa'nın dinamiklerinin gelecek yıllarda, tabii kısa sürede değil ama belki işte 5-10 yılda, 15 yılda bozulabileceğinden bahsediyordum. Çünkü yani burada Avrupa Merkez Bankası dediğimiz kurum çok fazla ülkenin ortak kurumu ve verdiği bir karar çok fazla ülkeyi bağlayıcı oluyor. İşte bir tarafta belki yüksek faiz oranını veya başka bir politikayı kaldırabilecek ekonomiye sahip ülkeler varken diğer tarafta da bunu kaldıramayacak ülkeler var. O yüzden burada da ciddi bir ayrışmanın başlayacağını düşünüyorum. Tabii burada işte göçmen sorunu, ekonomik problemler, enflasyon ülkeden ülkeye değişen, bunların hepsi bu ayrışmayı destekleyecektir diye düşünüyorum. Özellikle bu Avrupa Parlamentosu seçiminden sonra işte aşırı sağın hızlı bir şekilde ön plana çıkmasıyla birlikte dengelerin iyice bozulacağını düşünüyorum. Senin de bahsettiğin gibi bu hafta sonu Fransa'da seçimler var. Le Pen, yani anketlere bakıyoruz tabii ki, ön planda gibi gözüküyor. Almanya'da da gelecek süreçte işler karışacak gibi. Bunlar iki büyük ülke olduğu için Avrupa'da biraz da ön planda ama diğer başka ülkelerde de başka problemler ortaya çıktı gibi gözüküyor. Özetle hem ekonomideki ivme kaybı, hem düşük enflasyon ortamı, hem de siyasi kriz ve gelecek dönemde bunun ekonomiye negatif yansımalarını olacağını düşünüyorum. O yüzden Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine devam etmesini beklerim ama bu hani her toplantıda bir faiz indirimi şeklinde olmayabilir. Bir faiz indirdiler, muhtemelen bir es geçebilirler. Daha sonraki toplantıda bir faiz indirimi yapabilirler ama hani Pandora'nın kutusu bu açıdan açıldı diyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası artık faiz indirim sürecine başlamıştır. Bunun da Euro üzerindeki negatif etkilerini izliyoruz. Rıdvan, senden almış olduğum bu yorumlarla beraber benim aklımda Euro dolar paritesinde daha da düşüş olabileceği ilişkin bir izlenim uyandı. Hı hı. Yanlış bir izlenim uyandı sence? Yok, asla yanlış değil. Zaten yani bütün seninle yaptığımız yayınlarda ısrarlı bir şekilde Euro dolarda hep aşağı yönde bir görüş bildirmiştim. En son işte 1.09 civarında bir seviyedeyken ısrarlı bir şekilde, yani daha faiz indirimi yoktu ortada. Ya bu Avrupa faiz indirecek mecbur. Diğer taraftan Amerikan ekonomisi çok güçlü. Az önce PMI'lerden bahsettim, Avrupa için zayıf. Amerika'nınki bir o kadar ters yönde, güçlü şekilde devam ediyor. Geçen hafta Cuma günü geldi onların PMI'yi da. Hem beklentinin üstünde hem de önceki aylara göre üstüne koyarak gitmiş. Enflasyon konusu hala Amerika'da bir endişe konusu. Bunu hem yetkililer söylüyor hem de zaten uzun süredir de takip ettiğimiz bir veri olduğu için biz de net bir şekilde görebiliyoruz. Enflasyonu hala FED istediği seviyeye indirmekte şüpheli. Böyle olunca da yine bunu da uzun aylardır söylediğim gibi, yani FED'in faiz indirme gibi bir lüksü yok. Sadece burada bir es olarak şunu söyleyebilirim. İşte Kasım ayında seçimler var. Hani belki orada bir piyasanın da bir gazını alalım diye bir 25 baz puanlık indirim gelebilir ama devamını getirmeleri çok zor. Bu iki tarafı da değerlendirdiğimizde bir de üstüne Avrupa'daki siyasi çalkantıyı belki kriz olarak da nitelendireceğiz gelecek süreçte. Bu hafta sonu bunun ilk işaretini alacağız. Tüm hepsini değerlendirdiğimizde Euro dolarda zaten aşağı yönde fundamental olarak görüşüm devam ediyor. Tabii hareketler biraz yavaş. Bu da aslında sürpriz değil. Ben bunu sürekli olarak belirten biriyim. Yani eski piyasa fiyatlamaları çok fazla yok. Yani 2013, 14, 15 ve birkaç yıl sonrasında bir olay olduğu zaman pozitif veya negatif hızlı bir şekilde fiyatlayan piyasa vardı ama artık hareketler biraz daha yavaş ve bant hareketi şekline geliyor. İşte Euro dolar bu gelişmelerle 0.670'e indi. Sonra bir yukarı tepki hareketi. Şimdi tekrardan aşağı geliyor. Böyle yavaş yavaş bant şeklinde indire indire gideceklerini düşünüyorum. Benim görüşüm aşağı yönde devam ediyor. Ben fiyatın çok daha aşağılarda olması gerektiğini düşünen biriyim. Bence yukarıda kaldı Euro dolar paritesi. Ama önceki fiyatlara baktığımızda da güzel bir düşüş söz konusu. Ben gelecek dönemde, yani bunu bugünden yarına değerlendirmek doğru değil ama biraz da geniş bir resimde Euro dolarda aşağı yönde riskin çok daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Peki ne kadarlık bir aşağı yön beklersin? Bu soru önemli çünkü bu soru eşittir. Dolar endeksinde ne kadarlık bir yukarı hareket beklersin, evet, ne eş değer? Kesinlikle öyle.
Şimdi yani teknik bakmak zorundayız burada. İlk hedefim benim 1.06 seviyesiydi. 1.09'lardayken o hedefi koymuştum. Yani ilk kısa vadede gelebileceği seviyelerin 1.06 olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu işte ekonomideki zayıflama, siyasi çalkantının biraz da boyut arttırdığını düşündüğümüzde ve 1.06'nın altında bir paritede önce 1.03 daha sonra 1 rakamına kadar düşüş seviyesi ve düşüş ihtimali bulunuyor açıkçası. Hatta 1.06 bile çok sürpriz olmaz. Yani bundan 3-5 ay sonra, 6 ay sonra euro dolar paritesi 1'e yakın veya 1'in altında bir seviyede ise hani ben çok nasıl oldu falan diyecek bir durumda değilim. Hatta çok normal karşılayabilirim. O yüzden piyasanın da yavaşlığını düşünürsek kademeli şekilde bu seviyelere doğru yavaş yavaş gidişatı olabilir. Yukarıda da 1.09 seviyesi görünen en yakın kuvvetli direnç. Bu seviyenin altında kaldığı sürece euro dolarda genel eğilimin aşağı olduğunu düşünüyorum. Dolar endeksine de kısaca değineyim istersen. Tabii %51-%52 pay euroya ait dolar endeksinde. Ama evet, bir de o tarafta Japon yeni gibi bir para birimi de söz konusu. Bazen işte euro ve sterlin hareket etmezken örneğin dolar endeksi yükseliyor. Bana bazı sorular geliyor sosyal medyadan. Ya bunlar hareket etmedi, dolar endeksi nasıl yükseliyor? Orada da Japon yenindeki negatifliğin katkısıyla birlikte dolar endeksinde dönem dönem farklı bir yol haritası izleyebiliyoruz. Hem Japon yeni hem euro, biraz da sterlinin zayıflığını hesaba kattığımızda zaten dolar endeksi için de uzun süredir hep yukarı görüş bildiren biriyim. Burada da hareketler çok yavaş bu arada. Yani o beklediğim hala kuvvetli hareketler gelmiyor. Çok yavaş yavaş bant şeklinde yükselişler söz konusu. Geçtiğimiz 3 hafta boyunca üst üste yükselen bir dolar endeksi gördük. Arada kar satışları gelecektir, yükselişler yavaşlayacaktır ama ben genel trendin yukarı yönde olduğunu ve ilk etapta 106,5 ve 107 seviyelerine doğru bir yükseliş hareketi bekliyorum. O zaman Avrupa cephesini tabii ki daha fazla konuşacağız. Siyasi gelişmeleri gerçekleştikten sonra, somut görüntü ortaya çıktıktan sonra hükümetler siyasi yapıda daha net bir şekilde hem ekonomisini hem de siyasetini seninle beraber yorumlarız ama diğer taraftan FED'e geçtiğimiz zaman sen de az önce söyledin. Sanki bu yıl itibariyle bir adet faiz indirimi yapacak da başka bir faiz indirim silsilesini, sürecini 2025 yılında bırakacakmış gibi duruyor. Ya da bırakacak mı? Orası da muamma. Buradaki durumu nasıl genelliyorsun? Mesela şu anda bakıyorum da Rıdvan, yani PMI verileri Amerika cephesinde sen de söyledin güçlü. İstihdam verisi oldukça güçlü. Enflasyon evet beklenti altına geldi ama %3'ün üzerine yapışmış kalmış bir enflasyon var. Hedef kaç? %2. PCE verisine baktığın zaman yine oldukça kuvvetli ki bu cumada Amerika cephesinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklanacak. Aslına bakarsan bu yıl itibariyle Fed'in faiz indirimine gitmesini gerektirecek bir data, bir veri akışı da yok. Ama buna rağmen ilk fırsatta faiz indirecekmiş gibi iştahlı davranmaya çalışan bir Fed var. Tüm bu iştah göstergesi tamamen piyasalar için mi? Nasıl yorumlarsın? Kesinlikle ya piyasayı baz almak zorundalar. Evet, merkez bankalarının önceliği işte fiyat istikrarı vesaire gibi işte ekonomide istihdam, büyüme bunları sağlamak gibi gözükse de kağıt üzerinde evet bunu sağlamaya çalışıyorlar ama özellikle Fed tarafının ben ana görevinin arka yollardan piyasalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunu daha önceki süreçlerde sürekli anlatmaya çalışan biriyim. Yani bazı işler burada farklı şekilde yürüyor. Piyasaları bozmamak, özellikle seçim öncesi ve doların güçlenmesini çok fazla güçlenmesinin biraz da önüne geçmek için sürekli olarak yani faiz enflasyonu yüksek, her şey güzel, biz faiz indirmeyeceğiz şu anlık, erken olur ama deyip biraz da piyasayı destekleyecek şekilde mesajlar verdiğini son belki 5-6 aydır izliyoruz. Piyasadaki dengelenme de bundan kaynaklı aslında. Yani en ufak bir Amerika'da zayıf veri, yani zayıf veriden kastım piyasa beklentisinin altında kalan bir veri de direkt olarak dolar endeksi ve 10 yıllık faizde böyle hızlı bir şekilde düşüş geliyor. Ama güçlü verilerde bu hareketlerin biraz daha sınırlı şekilde fiyatlandığını görüyoruz. Yani piyasa hassasiyeti biraz da bu yönde. Çünkü artık faiz artırımı olmayacak. Yani ben Fed'den yeni bir faiz artırımı tabii ki beklemiyorum. Piyasa dönem dönem bunun da korkusunu yaşadı aslında. Yani geçtiğimiz yılın Aralık ayında Fed %100 Mart'ta faiz indirecek ve devamı gelecek şeklinde beklentisi olan piyasa acaba Fed faiz artırır mı korkusuna da evrildi yakın zaman içerisinde. Ben ısrarlı bir şekilde bu yıl faiz indirim beklemediğimi geçen yıldan beri söylüyorum. Hala da arkasındayım. Yani piyasa
Mart'ta indirecek dedi. Döndü Mayıs'a, Haziran'a. Hala indirecek beklentileri var. Hala Eylül'ler falan konuşuluyor. Bunlar söz konusu değil. Ama dediğim gibi hem piyasanın gazını almak hem de belki seçim atmosferini belki biraz daha yumuşatmak amacıyla, bu da bir görevlerinden biri arka planda, bir faiz indirimi gelebilir ama ondan sonra hani basamak şeklinde faiz artırımı ve basamak şeklinde faiz indirimleri daha önceki dönemlerde çok kez gördüğümüz şeyler, öyle bir senaryonun ben olma ihtimali çok düşük görüyorum. Tabii süreç uzun, neler yaşayacağımızı, belki siyah kuru dediğimiz hiç aklımızda olmayan bambaşka şeyler çıkacaktır ortaya ama onları kenara bırakırsak şu anki görüntüde ben Fed'in bir faiz indirim yapmasını bile ihtimal dahilinde görmüyorum aslında. Ama dediğim gibi biraz piyasanın gazını almak için işte Avrupa indirdi, İngiltere indirmeye başlayacak muhtemelen. Onlara birlikte biraz da eşlik etmek için bir faiz indirimi yapabilir. Ondan sonrası çok önemli. Yani şu an Fed'in bir faiz indirimi yapıp yapmaması piyasada çok fazla bir şeyi değiştirmeyecektir. Sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine bakacağız. 2025'e atacaklardır. Hatta ben 2025'in ikinci yarısına kadar bile bu süreci sürdürebileceklerini düşünüyorum. Çünkü sen de bahsettin, yani istihdam piyasası hala çok kuvvetli şekilde gidiyor. Büyüme tarafı iyi, PMI'ler güçlü. Geride işte bir enflasyon tarafında bir iyileşme var mı yok mu soruları kalıyor. Enflasyonda da bir, evet yani geçtiğimiz aylara veya yıla göre iyileşme var ama Fed'in hedefinin hala çok üzerindeyiz. Ve Fed Başkanı ısrarla şunu söylüyor Powell. %2 hedefine ineceğine inandığımız zaman biz faiz indirim yapacağız. Şu an bundan çok uzağız diyor ki doğruyu söylüyor. Yani burada manipülasyon yapacak da bir durum yok ortada. Petrol fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Yani tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Fed'in erken bir faiz indirimi yapması, erkenden kastım benim bu yıl aslında, birçok dinamiği tekrardan bozacaktır. O yüzden onu da göze alacaklarını düşünmüyorum. Ama piyasa işte artık alıştı bu sürece ve bir şekilde Fed faiz indirecek beklentisiyle sürekli bir dengede durma çabası var. Ama dediğim gibi öyle bir faiz indiriminden sonra ardı ardına bir basamak şeklinde faiz indiriminin pek olası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki tüm bu anlattıklarından yeni bir çıkarımım var Rıdvan. O çıkarım da şu, o zaman Amerikan borsalarındaki rekor seviyeleri görmeye devam edeceğiz. Ya aslında buradan ben bunu çıkarma taraftar değilim. Doğru, dediklerimden bu çıkıyor gibi ama yani bana mantıksız gelen bazı durumlar var. Ben daha önceki yayınlarda da sen de bahsettiğimde artık yukarı yönde potansiyelin aşağı yönde potansiyele göre daha az olduğundan bahsettim. Ama bakıyoruz Nasdaq yani bir anda bir saat içerisinde 20.000 yüzlere, 20.000 200'lere gidiyor. Sonra 19.500'lere geliyor bir gün içerisinde, iki gün içerisinde. Yani dinamikler de burada çok sağlam olduğunu düşünmüyorum ben. Hala sözümün arkasındayım bu arada. Biraz zorlama gidişler var. Onu da altını çizeyim. Yani bu 2021'de yaşanan yükselişleri biraz da benziyor. Borsalardaki yükselişler biraz hani deyim yerindeyse böyle ittire kalktıra bir yükseliş söz konusu diye düşünüyorum. Özellikle mesela Amerika tarafında Nvidia tamamen belirleyici hisse oldu. %10 yükseliyor, %8 yükseliyor. Bir anda her şey yukarı gidiyor. Ertesi gün ciddi bir düşüş, her şey bir anda aşağı geliyor. Biraz da tek bir hisseye bağlı veya o hisse grubuna bağlı bir yapıya denk geldiğini düşünüyorum ama ben hala görüşümün arkasındayım. Evet, piyasanın algısıyla, fiyatıyla gerçekte olanlar arasında tabii bağlar çok uzun süredir koptu. Ben bir çöküş veya çok ciddi bir aşağı yönde bir hareket zaten beklemediğimi ifade ediyorum. Buna izin vermeyeceklerdir. Muhtemelen seçimleri bir gördükten sonra belki o dönemlerde bir fiyatlama gelir aşağı yönde ama şu an hala ben yükselişlerin piyasaya satış fırsatı vereceğini fakat düştükçe de piyasanın bir noktada tekrardan bunu alış fırsatına döndüreceğini düşünüyorum. İşte bahsettiğim bant hareketi bu. Mesela bu bant hareketi altın tarafında da, petrol tarafında da çoğu yerde bant hareketi var. Fiyatlar belirli bir sınıra doğru gidiyor, aşağı geliyor. Aşağı geldikten sonra belli bir yerden tekrardan yukarı gidiyor ve grafiğe baktığımızda dönüp dolaşıp haftalardır, aylardır her şeyin aynı noktada olduğunu görüyoruz. O yüzden borsalarda ben hala çok iştahlı değilim. Yukarı yönde potansiyel bana göre hala az ama piyasa bunun hassasiyetini farklı şekilde değerlendiriyor. O yüzden dengede kalarak bir yukarı bir aşağı dalgalanmaların devamını bekliyorum. Peki Rıdvan, şunu da yorumlamanı istiyorum. Altın fiyatları. Mesela altında çok ciddi bir sıkışma var. Yani yükseliş hareketi olsa zayıf, düşüş hareketi net değil. Kesinlikle. Buradaki sıkışmayı neye bağlamak lazım? Altın neyi bekliyor? Şimdi şöyle Erhancan, yani düşüşün ve yükselişin sınırlı olmasının iki sebebi var. Birincisi işte altın fiyatları, işte Fed'in faiz oranları, beklentileri, dolar endeksindeki güçlenmeyle ters. Şimdi piyasa beklentisi artık Fed'in hani bu yıl
öyle 6 tane 7 tane değil 3 tane bile değil artık son toplantı onu gördük. Bir tane faiz indirimi gelirse geliri fiyatlıyor. Dolar kuvvetli, dolar endeksi. Amerikan 10 yıllık faizleri biraz baskı altında ama tekrardan bir yukarı gitme ihtimali var. Bunlar ons altın için aşağı yönde harekete neden olan gelişmeler. Fakat diğer yandan da bir jeopolitik risk konumuz var hala. Geçtiğimiz günlerde yine Rusya-Ukrayna tarafı, İsrail-Lübnan tarafı. Yani sürekli bir haber akışı geliyor. Bir gün gelmez ertesi gün mutlaka o tarafla ilgili bir şeyler duyuyoruz. Dün akşam bile yani birdenbire saat akşam 10 civarıydı Avrupa maçını izlerken. Haber, bir baktım piyasaya sert bir hareket var. İşte Karadeniz'de bir yerde açıklarda Amerika'ya da NATO'ya ait bir tane drone'un düşürüldüğü haberi geldi. Rusya tarafından düşürüldüğü haber önce geldi. Daha sonra bu haber onaylanmadı. Ya bu tarz şeyler çok fazla gündeme geliyor ve yarın bugün bambaşka ciddiyette bir şey söz konusu olabilir. Bu da altın fiyatlarının düşmesini engelleyen bir unsur. O yüzden düştükçe bir talep var, bir alıcısı var. Ama yukarıda da işte bahsettiğim Fed ve Amerika gelişmelerinden dolayı yukarı yönde hareketleri de sınırlı. Böyle bir sıkışma kaldı. Muhtemelen bu sıkışma bir süre daha devam edecektir. Yani bir sonraki majör gündemimiz işte gelecek hafta Amerika'daki istihdam verileri, sonra enflasyon verileri ve FED toplantısına gidecek. Oralarda biraz da oynaklığın artmasını ve hareket gelmesini beklerim ama ben şu anda gördüğüm en azından düşüşlerin hızlı bir şekilde alım fırsatı verdiği bir süreçteyiz. Bu bir aydır, iki aydır böyle bu şekilde. Birkaç seviyem var. Ondan da çok kısaca bahsedeyim. İşte 2310 dolar seviyesi, 2300 ve 2285. Çok kısa aralıklarla birçok desteği var ons altının. Bu seviyelerden sürekli olarak ons altında tekrardan kısa vadede olsa bir yukarı hareket geldiğini görüyoruz. Bir trade alanı var aslında. Yani burada ons altında yön yukarı ve aşağı yorumundan ziyade tamamen trade'e dönmüş bir piyasadan bahsediyoruz. O yüzden bahsettiğim seviyelere doğru geri çekilmelerde alım fırsatlarının geldiği, yukarıda 2350-2365 seviyelerine gittiğinde de tekrardan satış fırsatının geldiği, şöyle kabaca işte 50-60 dolarlık bir bant hareketi söz konusu. Bunu değerlendirmek lazım. Bu bant hareketi yarın bugün bir gelişmeyle tabii ki bozulabilir ama şu anki görüntü bu olduğu için bunları da trade fırsatı olarak değerlendirmek en sağlıklı yol olarak gözüküyor. Peki altın fiyatlarındaki olası düşüşü önümüzdeki dönem itibariyle net bir alım fırsatı olarak görüyor musun? Çünkü merkez bankaların Çin başta olmak üzere ciddi anlamda altın topladığını görüyoruz. Evet, görüyoruz. Hatta Çin tarafında geçtiğimiz haftalarda bir rapor yayınlanmıştı. Altın alımını biraz ara verdi şeklinde ve onunla birlikte de altın tarafında bir düşüş yaşanmıştı. Ama hani gelecek sürece baktığımızda çok fazla belirsizlik var Erencan. Yani Avrupa'nın siyasi tarafından tut. Amerika'da seçimler var. Seçimden sonra Trump falan yani gelirse orada da bambaşka şeyler söz konusu olabilir. Yani belirsizlikler özellikle başka ülkelerle ciddi sıkıntılar tekrardan gündeme gelebilir. Bölgesel riskler hala devam ediyor. İki günde bir hala İsrail, Lübnan, başka bölgelerle ilgili haber akışları geliyor. Bunlar hep masada kaldığı sürece ons altının bir alıcısı olacaktır. Merkez Bankası, kurumsallar, bireyseller artık kimse düşüşlerde bunu hani bizim dolar TL gibi düşünelim. Yani dolar bugün 1 lira düşse herkes muhtemelen bir yerlere koşturarak dolar almaya çalışacaktır. Yani algı o şekilde olduğu için. Altın tarafında da öyle. Çok fazla belirsizlik var. Bir noktada işte Avrupa faiz indirimine başladı. Diğer ülkeleri saymıyorum. İşte İsviçre Merkez Bankası vesaire. Büyüklerden bahsedersek Avrupa başladı. İngiltere'de muhtemelen bir iki toplantı içerisinde faiz indirecek. Fed de bir noktada tabii ki indirmeye başlayacak. O yüzden böyle geniş çaplı resme baktığımız zaman ons altındaki düşüşlerde bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Bu da tabii biraz da strateji devreye girmelidir. Yani kaldıraçlı işlemde mi yapılıyor, bu spot piyasada mı yapılıyor? Ben daha çok geri çekilmelerde kademeli şekilde alım fırsatlarının olacağını düşünüyorum. Petrolü nasıl değerlendiriyorsun peki son olarak? Çünkü petrolde de ciddi bir sıkışma var Rızvan. Valla petrolle ilgili şu anlık pek bir öngörüm yok herhalde samimi bir şekilde söyleyeyim. Geçen haftalarda işte 76-77 dolar Brent tarafında geri çekilme olduğu zaman kendi raporlarımda da yazmıştım. Yani bu OPEC toplantısı sonrası bir düşüş gelmişti hatta bir pazartesi akşamı. Ben OPEC'i tabii ki takip ediyorum, okuyorum raporları. Bana biraz alakasız gelmişti o düşüş. Ya dedim OPEC'te böyle bir şey yok, emare yok. Bu düşüşler biraz pozisyon ayarlaması gibiydi. Ve o şekilde yazdım ve piyasaya tekrardan alış fırsatı vereceğine yönelik 2-3 hafta önce raporlarını da ifade ettim ve oradan da toparlanmaların tekrardan geldiğini gördük. Ama işte bir bant hareketi burada da var aslında. Yani petrole şöyle geniş ekrana bir baktığımız zaman
ne yukarı yönde bir trend oluşturmuş ne aşağı yönde bir trend oluşturmuş. Bant hareketi yapıyor. Fiyatlar yukarı gittikçe işte Amerika tarafından baskıyla birlikte ve bazı işlemlerle birlikte fiyatlar aşağı geliyor. Aşağı gelince de hem fiyat olarak ucuz alım fırsatı verebileceğini düşünüyorlar. Hem de OPEC tarafından müdahalelerle fiyat tekrardan yukarı gidiyor ve denge sağlanıyor. O yüzden açıkçası şu anki seviyelerden petrolde yön konusunda herhangi bir öngörüm yok. Biraz da piyasayı kenarda izleme taraftarıyım. Çok da böyle sağlıklı seviyelerde değil teknik açıdan da baktığımda. Biraz öngörüsü zor bir halde. Ama burada hani biraz kenardan izleyip özellikle fiyatlar geri çekilir ise yani bir tekrardan bir baskı gelirse ben tekrardan petrolde alım fırsatlarının olabileceğini düşünüyorum. Evet efendim, Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu sevgili Rıdvan Baştürk'e değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Paratoner programının şimdilik sonuna geldik. Yayınımız Araştırma Masası programıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın. Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.